Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidina ve senedena ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem Çok muhterem, çok değerli kardeşlerim bu akşam ismiyle müsemma olan çok kutlu bir geceyi idrak etmiş oluyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde nısf Şaban, Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinde bereketli bir gece ve ümmet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde sair ayetlere ve hadislerin manalarına dayanarak beraat gecesi veya berat gecesi olarak destanlaştırılan bir gecedir. Sizler idamlık olsanız çare yok ki idam olacaksınız. Beyaz kefen giymiş, yafta boynunuza asılmış. Etrafınızda hoca var, başkaları var, adım adım idam sehpasına gidiyorsunuz ve karşınızda da idam sehpası sizi intizar ediyor. Ayaklarınız çarpıla çarpıla gidersiniz. Hele bir de adamın imanı yoksa rengi benze atar, kendinden geçer ve biter. İdam sehpasına çıkan o adama hiç ummadığı, beklemediği bir yerden bir nida gelse, İdamı durdurun, idam edilmeyecektir o idam edilecek adam ne kadar sevinir. Adeta şapkası varsa havaya fırlatır. Hele bir de arkasından beraat ettiğin haberi gelirse her, herhalde çılgına döner. Sevincinden ne yapacağını bilemez. Böyle bir sevinci insan cennete girdiği zaman görecek, şaşkınlığından cümleler birbirine karışacak, Cehennemdeki bir insan kademe kademe en nihayet cennete girince ben cennetin şöyle kapısından girsem bana yeter diyen o adama Cenab-ı Hak buyuracak ki işte bu gördüğün bütün cennetler senin daha fazlası da senin kulu şaşkınlık ve hayret içerisinde diyecek ki ya Rabbi sen ne küçük kulsun ben ne büyük ilahım Öbür alemde böyle bir cümle onu kafir yapmaz. Ama şaşkınlığında ne diyeceğini bilememiştir. İşte idamdan kurtuldunuz. Arkasından bir de beraat ettiniz. Haberini duysa. Hele bir de arkasında şu gördüğünüz muhteşem saray var ya. Öyle bir saray da sizin o sarayda sultan oldunuz dense kademe kademe ifade edilen bu beraatlar bizde nasıl sevinç ama korkunç sevinçler meydana getirecektir. İşte bu gece de aslında bizim için böyledir. Beraat zaten kurtuluş demektir. Türkçeleşmiş fermanı el ile alan kimse demektir. Artık bütün sorumluluklardan halas olabilen tertemiz kimse demektir. Berae manası da var ki nefsi teskiye etmek, kusurlardan uzaklaşmak ve tamamen masum hale, yani cennetlik hale gelmek. Evet bu gece ismiyle müsemma olan bir gecedir. Kur'an-ı Kerim'in sarahat ve işaretleri içerisinde 14-15 asırdan beri bu ümmet bu geceye Berat gecesi veya çoğulu olarak Berat gecesi demiş ve bunda ümmetin icmağı vardır ve bu bizim için büyük bir lütuf ve büyük bir ihsandır. Değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak bizleri hiç yaratmayabilirdi, yarattı. Ne müthiş bir lütuf. Yarattığı zaman cemaatattan bir varlık olarak da yaratabilirdi. Herhangi bir bitki veya sürüngen canlı olarak da yaratabilirdi. Bütün bunlardan öte bizleri insan olarak yaratması ve sonra şu kainatta semavatta ve arzda olan her şeyi bizim emrimize musahhar etmesi. Bize bütün bunlardan da daha değerli iman nimetini bahşetmesi, İslam nimetini bize lütfetmesi ve bütün bunların ötesinde kainatın fahrı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet eylemesi. Ahir zamanda deccaliyet ve süfyaniyet döneminde gelmemiz, belki deccaliyetin, süfiyaniyetin safında yerimizi alabilirdik. Ama bütün bunların dışında Rabbi Ecelle Ala'yı tanıyarak, ahir zamanda Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı berrak tanıyarak ve aynı zamanda böyle nurani, bereketli, feyizli bir cemaat içerisinde cemaatin bereket ve feyzinin duaları içerisinde bulunmak öyle nimettir ki nimet üstüne nimet, nimet üstüne nimettir ve şükründen aciziz. Ama beşeriz, şaşarız, Günahlarımız vardır, masiyet içerisindeyiz. Dünyaya geldiğimiz gibi tertemiz fıtratımızı devam ettiremiyoruz. Günahlarımız var. Ama Rahman ve Rahim olan Hazreti Allah istiyor ki biz günahlarımızla öbür aleme gitmeyelim. Az dahi olsa cehenneme girmeye mahkum olmayalım. Ve bizleri bir gece tayin ederek böyle mualla ve muhteşem bir gece tayin ederek meccani olarak af edeceğini beraata mazhar kılacağını anlatıyor ki biz bu gece alnımızı secdeye mıhlasak göz yaşları içinde Cenab-ı Hakk'ın bu sonsuz lütuf ve ihsanlarına hamdü senalarda, teşekküratlarda, tesbihatlarda tahmidatlarda ve tekbiratlarda bulunsak yine de bu nimetler karşısında bir iş yapmış olamayız. Nitekim Hz. Ayşe validemiz de böyle düşünüyordu. Tabiinin büyük imamlarından ve Hz. Ayşe validemizin de yakın akrabalarından şifahi olarak mahremiyet yönüyle de görüşmesinde mahsur olmayanlarından Ata İbni Reba böyle bir beraat gecesinin gündüzüydü ya bu günü veya 15'inin gündüzü olan günde idi. Bir şey sormak için Ayşe validemizin huzuruna gittim. Baktım ki annemiz kıraatta namaz içerisinde Kur'an kıraat ediyor. Acaba ne zaman selam verecek, rüküa gidecek, secdeye gidecek, tamamlayacak, selam verecek diye bekledim. Bekledim, bekledim ki hala ayakta kıraatı devam ediyordu. Aynı ayet diline takılmış, aynı ayeti tekrar ediyordu. Tur suresi 27. ayet olarak gelen ayet. Femennallahu aleyna ve vekana azabessemum ayeti minnet ve şükran öyle bir Allah'adır ki minnet ve şükran öyle bir Allah'a aittir ki o bizi yakıcı ve kavurucu ateşin azab-ı semim olan derimizi bir anda kavuran içimize bir hamlede işleyen bizi bitirecek ve mahcup edecek perişan edecek öyle bir cehennem ateşi azabından bizi korudu ve muhafaza etti ayeti. Beraat gecesinde beraat almanın sevinci olarak Allah'ın azaplardan bizi korumasının da şükrü olarak Hz. Ayşe validemiz bir türlü rükia gitmiyor. Rükia gittiği zamanda da bu ayeti okuyor. Secdeye kapandığı zamanda da bu ayeti okuyor. Gittim şöyle biraz dolaştım geldim. Anamız hala aynı kıraatla aynı ibadeti devam ettiriyor. Hz. Ayşe validemizin beraat gecesinden anladığı az önce anlatmaya çalıştığım o muhteşem manalar içerisinde Hz. Allah Celle Celaluhu bu gece Errahman Errahim oluşuyla bizi yargılıyor ve bizi affetmek istiyor. Tabii ki merhametine mazhar kılmak istiyor. Bu Allah'ın meccani olarak bizleri bağışlamasıdır. Ve zaten Efendimiz Aleyhisselam'ın duaları içerisinde en çok hoşuma giden dua da budur. Ezberleyin, bu gece okuyun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahümme halakteni meccanen ve teni mekkenen faul firli mekkenen ya erhamer diyerek dua ederdim. Yani ey Allah'ım beni meccani olarak, beleş olarak yarattın. Ey Allah'ım beleş olarak da rızkımı veriyorsun. Yani ya Rabbi beni beleşçiliğe alıştırdın. Ben bedavacılığa alıştım. Ya Rabbi ne olur benden sana müracaat bile beklemeden tövbe istiğfar şartı getirmeden bile meccani olarak da beni affeyle ey merhametlilerin en merhametlisi duasını yapıyordu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve işte bu gece Allah'ın bizi hem maddeten dünya sıkıntılarından beraat ettireceği, bununla alakalı da hadisi şerifler var. Özellikle ahiret aleminde belki ölürken imansız olma sıkıntılarından bizi kurtaracak. Kabir azabı sıkıntılarından halas edecek. Haşirde ağır bir hesap dehşetinden bize necata ulaştıracak sırattan şimşek süratinde geçmemize sebebiyet verecek. Alev alev cehennem ateş ve azabından bizi kurtaracak. Cenab-ı Hak kurtarmak istediği için bu mübarek geceyi, bereketli geceyi bizlere lütfetmiştir. Cenab-ı Hak derinlemesine, idrakine, hakikatine, azametine gören rahmet çapına göre de değerlendirmeye muvaffak kılsın. Bu geceyi anlatan Duhan suresinin başındaki ayetler ifade edilir. Kur'an-ı Kerim'de havamim diye ifade edilen yedi tane sure var ki bunlar peş peşe hamim ile başlarlar. Hamimlerden bir tanesi olan Duhan suresi. Duhan kıyametin büyük alametlerindendir. Farklı yorumlara açık olan bu mecaz ifade ama önemli olan bir yönüyle de kıyametin büyük alametlerinden olarak zuhur edecek olan duman müminlerin veya insanların dünyayı ahirete tercih etme dumanları olarak da ifade edilir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu layıkasında birkaç yerde hem de Sure-i İbrahim'de üçüncü ayet olarak gelen اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَ ayeti اَلَّذ۪ينَ ismi mevsul, bağlaş ayeti bir üstteki ayete bağlıyor. Bir üstteki ayetin de sonu ve veylün lil kafirine min azabin şedid olarak bitiyor. Vah yazık ol, olsun ki o şiddetli azaba maruz kalacak kafirlere. İşte o şiddetli azaba maruz kalacak kafirler ki işte onlar ellezine bu el hayate dünya alel ahira. Dünya hayatını seviyorlar. Dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorlar. Demiyor ki ahireti inkar ediyorlar. Ahirete inanıyorlar. Ahirette hesap var diyorlar ama sonra hiç Allah yokmuş gibi yaşıyorlar. Hiç ahirette hesap vermeyecek gibi yaşıyorlar. Vasıflarıyla, hayata bakışlarıyla, fiilleriyle adeta kafircesine yaşıyorlar. Ve işte bunlar dünyayı ahirete tercih ediyorlar. İnsan suresinde bununla alakalı birkaç ayet var. İnne İnnehu ileyhubbunel acilete ve yederun zerahum yevmen sakin ayeti. Hemen hemen aynı manada. Kıyamet suresinin son sayfasının başında bir ayet var. Kella bel tuhibbunel acile ve tederunel ahire. Hayır hayır. Siz acil ücretin, Peşin dünya ücretinin arkasından koşuyorsunuz. Tecilli ücreti, ahireti ikinci plana, üçüncü plana tehir etmişsiniz diyor. İşte ahir zamanda çıkacak olan duman dünyanın ahirete tercih edilme doğan dumanıdır. Kafirler ölecekler, yani ahiretlerini kaybedecekler hadis. Müminler de zükkam olacaklar. Zükkam İspanyol nezlesidir. Sinüzit gibi bir şeydir. İnsanın alnına musallat olunca insan başını kaldıramaz, net düşünemez, ilerisini göremez, gelecekle alakalı planlar yapamaz. İşte sinüzit hastalığına maruz kalmış, zükkam olmuş, ahireti göremeyen, hayatı sadece dünya hayatından ibaret zanneden zavallılara dikkat çekiliyor. İşte Duhan suresinde ümmetin böyle hali perişaniyeti içinde iken acaba bu perişaniyet içinde yaşayan ümmete bir felah yok mu? Acaba böyle bir kurtuluşa eremezler mi? Acaba bu günahlardan ve ebedi idamdan beraat edebileceğimiz şartlar yok mu? Araştırmaları içerisinde işte Duhan suresinin başındaki ayetler böyle bir geceden, beraat alacağımız geceden kurtuluşumuzu sembolize eden ifadelerle başlar. Herhalde bağlantıları yakalayabiliyorsunuz. Ha mim vel kitabil mübin inna enzelnahu fi leylatin mübareketin inna kunna münzirin Fiha <fîhâ> yufraku kulli emrin hakim. Emran min indina inna kunna mursalin. Rahmeten min rabbik innehu huves semiul alim ayeti. Müfessirler hemen hemen ekseriyetle diyelim, ittifakla demeyelim. Bu gecenin bu surede anlatılan Leyletin Mübareketin ile ifade edilen gecenin beraat gecesi olduğunu ifade etmişlerdir. İnne enzennâhu fi leyletin mübareketin <laughs> Kur'an-ı Kerim'in ile alakalı bir ifade biz onu mübarek bir gecede indirdik. E başka surede Kadir suresinde İnne enzennâhu fi leyletil kadir <laughs> diyor. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Burada mübarek bir gecede indirdik. Geceler iki ayrı gece ise ikisinde inme nasıl olur? Aralarında zahiri olarak bir zıtlık yok mudur? Hayır yoktur. Çünkü fi leyletin mübareketin ile anlatılan gece berat gecesidir. Yani şu anda idrakiyle müşerref olduğumuz nısf Şaban olan gecedir. Ve bu gecede Kur'an-ı Kerim lafı mahfuzdan, kaderi tablolardan, Allah indinden dünya semasına toptan inzal edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in İkra suresinin başındaki beş ayeti de dünya semasından ilk defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pak olan kalbine inmeye başlamıştır. Demek ki ikisi arasında bir tezat yok. Fi mübareketinde Kur'an toptan nazil olmuş dünya semasına. Ama ilk ayetler Hz. Muhammed Aleyhisselam'a Kadir gecesinde inzal edilmeye başlanmıştır. Burada şöyle bir inceliğe temas etmeliyim ki Kur'an-ı Kerim'in birkaç ayetinin Efendimiz Aleyhisselam'a ilk defa nazil olması mı Yoksa Kur'an'ın toptan dünya semasına inzal edilmesi mi daha itibarlı ve daha ağırlıklıdır? Herhalde Kur'an'ın toptan inmesi fazilette daha ileridedir. İşte bu yönüyle Kur'an-ı Kerim'in toptan dünya semasına inzal buyurulduğu bu leyle-i mübareki olarak anlatılan Abdullah İbni Abbas gibi İkrime gibi, Mücahit gibi bir kısmı bunların tabi'in tefsircisi bunların ittifakıyla bu gece beraat gecesi beraatlar gecesi manasında beraat gecesidir. Cenab-ı Hak bu geceyi azametine, çapına göre rahmet çapına göre idrak ederek değerlendirmeye bir ah çekerek o huzura, o rahmet deryasına dalmaya bizleri muvaffak kılsın. Evet tekrar surenin başındaki ayete dönüyorum. Ha mim ile başlamış. Ha mim mukattaattan, müteşabihattan manasını Allah bilir. Veya Cenab-ı Hak'la Efendimiz Aleyhisselam arasında bir şifredir bu. Ha Rahman'ın hası, Rahman'a, Mim'de Muhammed Aleyhisselam'a işaret. Belki Rahman, Allah'ın Rahmaniyetiyle, Rahmet'in yeryüzünde timsali münevveri olan ve me'ersen neke illa rahmeten lil alemin ile serfiraz olan Hz. Muhammed Aleyhisselam arasında bir şifre, şifreyi ilahidir bunlar. İşte bu şifrelerle dolu olan kitap var ya vel kitabil mübin ap açık kitaba Allah kelamı olduğu ap açık her şeyi de ap açık anlatan o kitaba Kur'an-ı Kerim'e yemin olsun. Üstüne yemin ettiğimiz o Kur'an var ya inna enzelnahu fi leylatin mübareketin biz onu mübarek bir gecede inzal ettik az önce bu fasıl üstünde leyla i Kadir'le de kıyas ederek birazcık durmuştum. Ama Allah burada azametine izafe etmiş. Ben indirdim demiyor da biz indirdik diyor. Saltanat-ı ammesi hesabına konuşuyor. Bütün isimlerin en azam mertebesi hesabına serdi kelam ediyor. Kur'an-ı Kerim her ismin en azam mertebesinden, isma azamların da en zirvesinden olan gelen bir kelam ilahidir. İnne azametine izafetle bütün bu manaları ifade ediyor. Hz. Allah Celle Celaluhu kainat hesabına konuşuyor. Ve bu Kur'an'ı niye inzal ettik bilir misiniz? İnne künne münzirin. Biz bu Kur'an'la sizi inzar edeceğiz. Eğri yolun encamından sizi korumak istiyoruz. Sakın ha şehvet deryasına dalmayın. Şeytanın arkasından gitmeyin. Şeytanın ayak oyunlarına tabi olmayın. Deccaliyete, süfyaniyete kanmayın. Ve en nihayet ölürken imansız ölmeyin. Öbür alemde ebedi cehenneme gitmeyin. İşte bütün bunlardan sizi sakındırmak için böyle dehşetli felakette alemlerle sizi korkutmak için biz bu kitabı inzar edilesiniz diye gönderdik. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bizleri inzar ediyor. Eğer şartları inzara müsaitse korkutarak anlatıyor. Eğer şartları müjdelemeye müsaitse tebşir ederek anlatıyor. İnne erselnake keşahiden ve mübeşşiran ve nedîran bütün bunları ifade eder. Bu bereketli Berat gecesinde dünya semasına indirdiğimiz her ismin en azam mertebesinden gönderdiğimiz en şerefli elçi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine ilka inzal ettiğimiz ve üzerine yemin ettiğimiz bu kitabı niye gönderdik biliyor musunuz? O kitap ne işe yarar? Fiha yufraku küllü emrin hakim. Fiha yufraku küllü emrin hakim. Biz onunla insanları uyarmakta ama bütün hikmetli işler o gecede tefrik ve temyiz olunur. Demek ki beraat gecesinde hikmetli işler var. İşlerin tefrik ve temyiz edilmesi var. İşte bu noktada durarak Abdullah İbni Abbas bize şunları anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam'dan işittiği şeyleri anlatıyor. Berat gecesi bir yıllık hayatın planlarının yapıldığı bir gecedir kaderi tablolardan istinsah edildiği bir gecedir. Bir sene içinde elinize ne geçecek, neler söyleyeceksiniz, maddete manen neler kesmedeceksiniz veya neleri kaybedeceksiniz, dünyanız, uhbanız adına, maddeniz, mananız hesabına neler kazanacak, neler kaybedeceksiniz bir yıllık deftere yazılır bunlar ve beraat gecesinde yazılmaya başlar. Kadir gecesinde ise vazifeli meleklere bu defterler teslim edilir. Rızıkla alakalı şeyler Mikail aleyhisselama savaşla veya hastalık, bela, musibetle alakalı şeyler Cebrail aleyhisselama ve neler yapacağız ameller faydalı zararlı bunlar da Mikail Aleyhisselam'a kim ölecek kim kalacak işte bunlar da Hazreti Ezrail Aleyhisselam'a teslim edilir. Madem ki bir yıllık program yapılıyor bu gece öyle yalvarın öyle dualar yapın ki bir yıllık ömrümüz hayırlı geçsin. Faydalı şeylerle geçsin şerden, bela ve musibetten Cenab-ı Hak bizleri uzak eylesin ve Ezrail'in de defterine kaydedilenlerden olmayalım diye. Madem ki bu nüshalar bu gece bizim teveccühümüze de bağlı olarak kaydediliyor. Herhalde bu gece dualar yönüyle Allah'tan dileme, talep etme yönleriyle de çok önemli ki Az sonra vaktim olursa yerini yakalayabilirsem bu hususla da alakalı kısa birkaç şey sunmak isterim. Fiha yufra <laughs> kullu emrin hakim. Berat gecesinde her hikmetli iş hallu fasl olur ve kaderi tablodan alınır. Allah'ın takdiratı kaydedilir. Vazifeli meleklere Kadir gecesinde teslim edilir. Bu geceden Kadir Gecesi'ne kadar geniş Allah'tan isteme yelpazesi geniş bir zaman dilimi dua dua yalvarmaya müsait olan oruçla da melekleşip Kadir Gecesi'ne kadar gecelerinde dua dua yalvarabileceğimiz rahmet gecesi veya rahmet ayı Ramazan ayı içerisinde bunları değerlendirebiliriz. Emran min indina inna Hemen hemen bunları ifade ettikten sonra rahmeten min rabbik. İster Kur'an-ı Kerim, ister Kur'an-ı Kerim'de hallu fasl edilen hikmetli işler, isterse bütün bunları bize duyurmakla vazifeli olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Rabbinin rahmetinden bir rahmet olarak gelmiştir. Bu gece bir rahmet gecesi olduğu ifade ediliyor. Cenab-ı Hak her zaman Es-Semi'dir. Cenab-ı Hak her zaman El-Alim'dir. Ama özellikle Cenab-ı Hak es ismiyle, El-Alim ismiyle bu gecede daha azam mertebeleriyle, ismi azam olarak tecelli ediyor. Dua dua yalvarın da işiteyim. İçinizde dışınızda ne var ne yok niyetinizle beraber bunları bilirim manasında ayetin sonu innehu huves semiul alim külli kaidesiyle de tamamlanmış oluyor. Çok değerli çok kıymetli kardeşlerim Berat gecesinin bazı özelliklerine temas etmek istiyorum diğer aylarda bulunmayan diğer gecelerde de bulunmayan kendini has müstakil bir nev'i olarak adeta bazı yönleriyle de Kadir gecesinden de yukarıda demişler ki mutlak fazilet Kadir gecesine aittir. Ama bazı özel noktalar var ki hususi yönleri var ki bazı noktalarıyla Berat gecesi Kadir gecesinin de üstündedir demişlerdir. İşte diğer gecelerden üstün olduğu, hatta Kadir gecesinden de üstün olduğu yönleriyle bazı noktalarıyla Berat gecesinin faziletine temas edeceğim. Anladığımız zaman idrak edeceğiz ki gerçekten Allah'ın lütfi ihsanı gaflet içinde kalmamalıyım. Gaflete dalmamalıyım. Bu deryaya rahmet deryasına dalmalıyım ve bu gecede zerre bir israfa gitmeden o bütün manayı ve rahmeti emmeye çalışmalıyım diye inşallah bu noktaya bu anlatımların sonunda ulaşacağız. Bu gece rahmet gecesi de dedim. Aslında bu gecenin Kur'an-ı Kerim'de dört tane ismi vardır. Bunlardan bir tanesi az önce o Duhan suresinin ikinci ayetinde veya üçüncü ayetinde geçen mübarek bir gece olması. İnne enzelnâhu fî leyletin mübareketin ile ifade edilmiş olması. Bereket azın çoklara yetmesi demektir. Mesela incir çekirdeği çok bereketlidir. Neden? Ondan kocaman incir ağacı olur binlerce nesillerinden belki milyonlarca meyveleri olur da ondan bereketli. İşte bu gece bereketli. Acaba içinde neler var? Bu Duhan suresinin başındaki ayetler daha geniş tefsir edilebilse, tahlil edilebilse, müfessirler neler söylemişler? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadelerine dayanarak hadisçiler neler bulmuş anlatmışlarsa bütün bunlar o gecenin camiiyetine çok bereketleri içinde toplayan bereketli bir gece olmasına dikkat çekiyor. Bu geceyi değerlendirebilirsek bir yılımızı değerlendirmiş olacağız. Berekete bakın. Bu yılımızı, bu akşamımızı değerlendirebilirsek, bu gecemizi değerlendirebilirsek, şu ana kadar işlediğimiz bütün günahlardan kurtulmuş olacağız. Şu berekete bak. Bu gecemizi değerlendirebilirsek kabir azabından, haşrin dehşetinden, cehennemden kurtulacağız. Şu berekete bak. Bu geceyi değerlendirebilirsek hastalıklarımızdan kurtulacak, hapishanelerden kurtulacak, bela ve musibetlerden kurtulacağız şu gecenin bereketine bak. İnna enzelnahu fi leylatin mübareketin ifadesi içerisinde bu gecenin dört isminden bir tanesi mübarek gece bereketli tarifler yapmaya öz ifadelerle manalarını irfanlarınıza havale ederek bunları ifade etmeye çalışıyorum. Diğer bir adı da berae gecesi. Zaten berat tabiri de bundan geliyor. Berae, kurtuluş gecesi. Nefse emmareden kurtuluş. Beşeri zaaflardan kurtuluş. Şeytana, deccana, süfyana esir olmaktan kurtuluş. Maddenin esiri olmaktan kurtuluş. Hülasa Allah'tan başka ne kadar esir olduklarımız varsa onlardan kurtuluş. Azaplardan kurtuluş zindanlardan kurtuluş, öbür alemde ebedi cehennem azaf ve ateşinden kurtuluş. Bütün bu kurtuluşları ifade etme manasında bu geceye Efendimiz Aleyhisselam berae gecesi, berat gecesi, beraat gecesi buyurmuşlardır. Ve bu gecenin bir ifadesi ismi daha var ki sak gecesi. Yani belge ve senet gecesi demek. Allah'ın es ismi en azam mertebede bu gecede tecelli ediyordu. Allah'ın El-Alim ismi en azam mertebede bu gecede tecelli ediyordu. Öyleyse bu gece ne yaparsan Allah biliyor. Ağzından, içinden, hayalinden neler çıkıyorsa Allah onları işitiyor yaptıkların, ağzından çıkanların öbür alemde kurtuluşuna senet olacağı Ve kurtulmanı aynı zamanda delilli belge olacağı bir gece manasında bu geceye saat gecesi denmiştir. Ve bir de ayette geçmişti rahmeten bir Rabbik ifadesiyle bu gece aynı zamanda bir rahmet gecesidir. Evet arada söyledim bunları. Bu dört tane isim bile bu gecenin faziletiyle alakalı da diyebiliriz. Eğer onu bir ön söz olarak kabul edecek olursanız evet beraat gecesinin hususiyetleriyle faziletleriyle alakalı birkaç maddeyi huzurlarınıza getirmek istiyorum. Bu mübarek gecenin fazileti az önce Duhan suresinin başındaki okuduğum ayetlerde 5 tane özelliğine temas edilmiş, dikkat çekilmiştir. Bütün hikmetli işlerin ayrımının yapılmaya başlandığı gece, bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispeten kat kat fazla olması olduğu bir gece, az sonra sevap açısıyla anlatmak istiyorum. İlahi rahmetin bütün alemi kuşattığı bir gece, Allah'ın af ve bağışlamasının coştuğu bir gece, affedilmeye liyakatı olmayanların da affedilenler içinde affedildiği bir gece ve az sonra aktaracağım Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a üçte üç yani yüzde yüz ümmetine şefaat edebileceği bir gece olarak beş madde bir ana madde içerisinde bu gecenin faziletleri içerisinde zikredilmiştir. Az önce zikrettiğim bu beş maddeden bir tanesi son maddesi daha doğrusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat hakkının verilmesi. Bununla alakalı ikinci madde bu. Bununla alakalı Hadislerde şu rivayetleri görüyoruz. Malumdur ki Efendimiz Aleyhisselam'a gece teheccüd namazı kılmak farzdır. Ama özellikle her gece kalkardı ama özellikle Şaban'ın başından itibaren geceleri hemen hemen ayakta idi. Ap aydındı geceleri. Efendimiz Aleyhisselam yanında kalan iyaline siz de kalkın teheccüd namazına demezdi. İhtiyarlarına bırakırdı. Ama Nısf-ı Şaban'da ve bu Beraat gecesinde sahir ailesini de teheccüd namazına kaldırır. Kalkın Rabbinize teveccüh edin derdi. Şaban-ı Şerif'in 13. gecesiydi. Efendimiz Aleyhisselam Ananı secdeye muhladığı zaman orada çok ağlar. Dakikalarca bazen saatlerce kalır. Kur'an'da geçen dua ayetlerini de okur. Kendi dualarıyla beraber Allah'a sığınırdı. Ve bir gece 13. gecesi İbrahim suresinden şu ayetleri okudu. Secdede İbrahim aleyhisselamın ifadeleri olarak geçen Rabbi inne hunna azlalla kethiran minen nas fe men tebi'ani fe innehu minni ve men asani fe inneke gafurur rahim ayeti ayetin üst tarafları var altı var ama ben mevzumla alakalı bölümünü aldım İbrahim aleyhisselam Kabe'de dua dua yalvarırken dedi ey Rabbim insanların çoğu saptı İnsanların çoğunu saptırdın ey Allah'ım. Ama o sapan insanlar içerisinde de isteklerim var. Femen tebi ani fe innehu minni. İnsanlar içerisinde zürriyeti İbrahim içerisinde sapmamış olan, bana tabi olanlar onlar bendendir. Ben de onlardanım. Ama sapanlar var ya ve men asani bana isyan edenlere gelince ya Rab onlara ceza ver, başlarına bela ver demedi. İbrahim aleyhisselam fe inneke gafurur rahim. İsyan edenleri Cenab-ı Hakk'ın gafur ismine havale ediyor. Rahim ismine havale ediyor. Allah'ın gafir ismi var, gaffar ismi var, bir de gafur ismi vardır. Mübalagalı ismi faildir. Muhatabın liyakatına bakmadan Allah'ın her dem her şartta kullarını bağışlaması gafur ya Rabbi fe inneke gafurur rahim sen gafursun ya Rabbi rahim de öbür alemdeki şefkat ve merhametini ifade eden ismi bu iki ismine havale etti asi olan ümmet ve zürriyetini Belli ki bunun böyle yapılmasını Allah müsaade etti. Kur'an'da yer alıyor. Efendimiz Aleyhisselam'da da adeta bir gayret damarı harekete geçti. Kıskandı diyemem. Hemen secdede iken daha Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a dedi Ya Rabbi İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetine böyle asileri için fe inneke gafurur rahim diyorsun. Ümmeti Ya Rabbi ümmeti dedi öyle ağladı, öyle sızladı, öyle vaveyla etti ki Hz. Allah'tan kendisine bir nida geldi. Ya Muhammed ümmetin hakkında seni mahzun ve mahcup etmeyeceğiz. Ümmetinin üçte birine şefaat hakkı sana verdik dedi. Efendimiz Aleyhisselam sevinde Erteci gece yani 14. gecesi Efendimiz Aleyhisselam yine teheccüd namazındaydı. Anını secdeye muhlayınca yine Kur'an'daki dua ayetlerini okurken Maide suresindeki şu ayetler geldi. Ağzına felemme teveffeyteni kün ente rakibu aleyhim ve ente ala kulli şeyin şehid in tu'azibhum fe innehum ibaduk ve in tavfirlehum fe inneke entel azizul hakim sadakallahul azim. İsa aleyhisselam ile alakalı olan bu ayetler Cenab-ı Hak öbür alemde İsa aleyhisselama şöyle seslenecek. Ya İsa sen mi dedin bunlara, ümmetine Allah üçün üçüncüsüdür diye. Ben Allah'ın oğluyum diye sen mi dedin? Hz. İsa aleyhisselam da Ya Rabbi biliyorsun, sen şahitsin, nikahbansın. Ben onların içindeyken onları görüyordum, gözetiyordum, böyle demedim. Böyle demelerine işareten bile salık vermedim. Ya Rabbi onların böyle demesine müsaade etmem, etmedim. Ya Rabbi ben onların içindeyken onları görüp gözetiyordum. Ama sen beni vefat ettirdikten sonra, Vefalı olarak huzuruna aldıktan sonra demek, Kunte ente rakibu aleyhim, Onların üzerinde gözetleyici olarak sen kaldın Allah'ım, Ve ente ala kulli şeyin şehit, Ya Rab sen onların her şeylerine şahitsin, Benim dediğime şahit, Ağzımdan çıkanlara şahit, Demediklerime şahitsin Allah'ım, ve sonra böyle azar işitebilecek ümmetine karşı Hz. İsa aleyhisselam şefkatiyle ortaya çıkarak İn tu'zirhum fe innahum ibaduk. Ya Rab eğer onlara azap edersen onlar senin kulların. Benim ümmetim de olsa onlar senin kulların. Sen kuluna karşı rahmansın, rahimsin, erhamur rahiminsin ve in Onları eğer bağışlarsan ya Rabbi fe inneke entel azizul hakim Allah'ım senin izzetin var, hikmetin var. İzzetinle sen büyüklüğünün şeklini yaparsın. Onlar küçüklüğünün gereğini yaptı, hata işlediler, yalan yanlış dediler. Ama sen izzetinle adeta onları bağışlarsın Allah'ım hikmetinle de böyle yaparsın Allah'ın manasında. İsa Aleyhisselam'ın ümmetine bir sinyal var. Allah'ın onları bağışlayabileceğine dair, öbür alemde kurtulabileceklerine dair. Efendimiz Aleyhisselam Şaban'ın 14. gecesinde bunları okuyunca yine içi gitti, gayrete geldi, ümmeti ya Rabbi ümmeti dedi o kadar ağladı, o kadar sızladı ki ve sonra Cenab-ı Hak nida etti. Ümmetin hakkında seni mahcup etmeyeceğiz. Ümmetinin üçte ikisine, bir gün önce üçte biri, üçte bir daha. Yani üçte ikisine şefaat etme hakkı sana verildi dedi. Yol açıldı artık bu yolu işletmek lazım. Hele şu berae gecesi, senet gecesi, rahmet gecesi, mübarek gece, nısf-ı şaban, beraat gecesi gelince kameri aylarda gün gece ile başlar. Yani bugün 15. gece oluyor. İşte böyle bir gecede Efendimiz Aleyhisselam yine kütle Allah'a teveccüh edince secdeye kapandı. Bu defa Allah'tan tam isteyeyim dedi olmuşken Allah'ım bu gece beraatını bütün ümmetim için isteyeyim. Dua dua yalvardı ve Allah Celle Celaluhu ya Muhammed seni ümmetin hakkında mahcup etmeyeceğiz ve ümmetine üçte üç beraat hakkı sana bahşedildi buyurdu. İşte gerçek beraattır bu. Vesile olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır adam idam edileceği zaman beraat ettin nidasıyla müjde verene ne kadar teşekkür ediliyorsa edilecekse beraatımızın vesilesi olan yaratılışıyla yaratılmamıza vesile duasıyla öbür alemde bizim cennete gitmemize vesile olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bu gece binlerce kere binlerce salatlar, selamlar getirmeli ve şefaat uzmasını da talep etmeliyiz. Evet, Beraat Gecesi'nin fazileti ile alakalı bir de bu hususa dikkat çekilmiş. Ben de kısaca sayılır dikkat çektim. Ve sahabe-i kiramın ittifakıyla, tabiinin ittifakıyla, ümmetin ittifakıyla Beraat Gecesi'nde zemzem kuyusunda coşmalar meydana geldiği anlatılmıştır. Zemzem suyu deyip geçmeyin onun cennetle alakası vardır. Zira Efendimiz Aleyhisselam miraca çıkacağı zaman melekler cennetten altın leğen getirdi ama suyunu zemzemden doldurdular. Altın leğeni cennetten getirirken niye cennet suyunu doldurup da gelmediler de zemzemden doldurdular. Özellikle İmam-ı Kastalani mevahib ile diyesinde bunu anlatırken der ki çünkü zemzemin fazileti cennet ırmaklarının da faziletinden daha yücedir. İşte beraat gecesinde coşuyor zemzem. Başka gecelerde değil. Cennetle alakası olan Allah'ın rahmetiyle alakası olan herhalde mübarek bir gece farkı olan bir gece ki böyle oluyor demişlerdir. Dördüncü ana bir fazilete daha kısaca temas etmek istiyorum ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Selefi Salihine saygısı var. Daha önceki gelen bütün peygamberlere hürmeti var. Onun için Miraç'ta Mescid-i Aksa'ya ya ayaklarına kadar gitmiş. Ama onların da imamları olduğu için onlara namaz kıldırmış. İmam-ı müttakîn olarak ar arz-ı endam etmiş. Ve hep namazlarını farz Miraç'ta farz kıldıktan sonra daha önceki nafile namazlarında da namaz kılarken hep Mescid-i Aksa'ya dönerdi Efendimiz Aleyhisselam. Kabe'de namazın Miraç'ta farz olmasından sonra Öyle bir yere dururduk hem önünde Kabe hem de o hizada karşıda mescid Aksa olabilecek şekilde istikbali kıble yapardı. Ama ne kadar arzu ediyordu ki kıblem Kabe olsun. İşte kıblenin Kabe'ye döndürülmesiyle alakalı. Efendimiz aleyhisselam'ın razı olacağı kıble. Ayet-i kerimede kıbleten terdahe senin razı olabileceğin bir kıbleye seni döndürüyoruz. Fevelli ve şeke şatral haram İşte bu ayet beraat gecesinin gündüzünde gelmiş ikindi namazında gelmiş meşhida aksadan alınıp kıblenin kabeye döndürülmesi. Evet yine beraat gece veya gündüzüne tevafuk etmiş. Bu da bir önemli icraat. Rahmeti ilahinin farklı bir kırılma noktası sağanak sağanak ge gelebilecek anı bu da Berat gecesinin Nısfı Şaban'ın faziletleri içerisinde yerini almıştır. Ve beşinci olarak da şunu da ifade etmek isterim ki bu belki çok daha fazileten öne çıkıyor. Malumlarınız hicretin ikinci senesinde Bedri da Ramazan ayı içerisinde oldu. İkinci senesindeki hicretin Ramazan ayında evet oruç ibadeti farz kılındı. Ama orucun farziyetiyle alakalı ayetler de 15 gün önce nısf Şaban'dan yine böyle bir beraat gecesinde inzal edildi. Şehru Ramazan elledi unzile fihi'l Kur'an ayetinden Ya eyyuhellezîne âmenû kutibe aleykumus kema kemâ kutibe alellezîne min kablikum leallekum tettekûn ayetleri Bunlar nısfı Şaban'da evet Ramazan orucunun farziyetinden Ramazan ayından 15 gün önce Öyleyse Ramazan ayı ne kadar rahmetse Ramazan ayında yaşarsak neleri kazanabileceksek bunların ip ucu ve aynı zamanda şifreleri beraat gecesinde bulunuyor ki bu da bu geceyi şerefli kılan çok önemli umdelerden fazilet noktalarından da bir tanesidir. Çok değerli kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Berat gecesinin feyiz ve bereketini değişik yönleriyle nazarımıza takdim etmiştir. Hadis-i şeriflerde farklı yönleriyle Berat gecesi anlatılır. Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle gündüzünü de oruçlu olarak geçirin buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. O gece güneş battıktan sonra Allah'ın rahmetiyle dünya semasına tecelli eder Allah ve şöyle seslenir. İstiğfar eden yok mu affedeyim. Rızık isteyen yok mu hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu hemen sağlık ve afiyet vereyim der. Bu cümleler rivayet üstünde birkaç söz etmek istiyorum. Aslında buna nüzul hadisi de deniyor sair gecelerde gecenin son üçte biri olduğunda gecenin üçte birinin başladığı anda Cenab-ı Hak dünya semasına rahmet ve inayetiyle iner. Diğer gecelerde gecenin son üçte birinin başında Allah rahmet ve inayetiyle dünya semasına iner. Ama beraat gecesinde ise güneş batar batmaz. Yani şu anda güneş battığı Cenab-ı Hak dünya semasına rahmetiyle inzal buyurdu. Ve diğer gecelerde fecr-i sadıka kadar gecenin son üçte birinden fecr-i sadıka kadar Cenab-ı Hak yok mu bana dua eden duasını kabul edeyim der. Ama beraat gecesinde ise güneş battığı anda Allah rahmetiyle tenezzül buyurur. Ta Güneş doğacağı ana kadar bu devam eder. Bir rivayette o gün gündüz 15. olan gündüzünde ta akşamına kadar devam eder buyuruyor. Rahmetin çapına bak. Belki gecede gaflet olur adam unutur. Belki hatırladığı bir an olur. Hiç kimse böyle bir feyizden, aftan, merhametten mahrum kalmasın hele bu gece ile alakalı bir farklılık daha gördüm ki o da şudur az önce arz ettim diğer dünya semasına nüzul buyurduğu diğer gecelerde isteyen yok mu vereyim mağfiret talep eden yok mu mağfiret edeyim affedeyim var ama bu Şaban'ın nısfı gecesi ile alakalı bir tabir daha ilave etmiş Hz. Muhammed Aleyhisselam Başına musibet ve bela gelen yok mu? Var ya Rabbi. Başımıza ne belalar geldi ya Rabbi biliyorsun. Ne musibetler altında inliyoruz ya Rabbi şahitsin. Şu anda zindanlarda çürüyen, zindanlarda çocuklarıyla beraber işkence, sıkıntı çeken, bütün alemi İslam'da ve insaniyete binlerce milyonlarca çileler ve mahrumiyetler içinde yaşayan, hastalıklar içinde sıkıntı çeken, geçim derdiyle sıkıntı çeken ve işkencelerle sıkıntı çekenler ver ya Rabbi. Başına musibet ve bela gelen yok mu? İstesin de ona sağlık vereyim, afiyet vereyim. Onu bela ve musibetlerden kurtarayım der Cenab-ı Hak işte böyle avantajlı bir gecem, sadıkı, masluku, musattak olan asla ve kat'a yalan semt-i nasuhiyetine ulaşamayan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize bunları ifade buyurmuştur. Hz. Ayşe Validemiz diyor ki Beraat gecesinde Efendimiz'i aradım. Bir beraat gecesinde odasında hücrelerimizde bulamadım. Dışarıya çıktım yok, mescitte yok. Tahmin ettim herhalde Cennetül Baki kabristanlığına gitmiştir. Gittim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cennetül Baki kabristanlığında ölümü düşünerek daha ihlaslı olur insan. Daha samimi, daha farkında olur insan. Efendimiz Aleyhisselam ellerini kaldırmış koltuğunun altındaki beyazlıklar görüneceği kadar kaldırmış, başını da semaya tevcih etmiş, dua dua yalvarıyor, dua dua yalvarıyor ve ayakları da zangır zangır titriyordu ifadesini kullanıyor. Ve ben sonra hayret ve şaşkınlıkla seyrettim. Duasından ayrılınca bana baktı. Dedi ki, ya Ayşe, Cenab-ı Hak bu Şaban'ın 15. gecesi yani bu nısf Şaban gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder eder de Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca kullarını affeder. Herhalde o dönemde en çok koyunlara sahip olan Beni Kelp kabilesiydi. Koyunların sayısı. Koyunların kıllarının sayısı kadar kullarını affeder veya bir kulun işte o kadar koyunların kılları sayısınca günahlarını affeder buyurdu ki bu gecenin sevabı olarak farklı bir hususa Efendimiz Aleyhisselam Hz. Ayşe Validemizin nakli ile şunu da ilave edeyim şuna dikkat çekiliyor. Kutsi hadisinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kulun bir günah işlemeye niyet ederse ona bir sevap yazarım. Daha niyet etti bir sevap. Ama onu yaparsa on sevap yazarım. Bir günah işlemeye niyet etti. Günah yazmam. Vazgeçti. Sevap yazarım. Günah niyetlendi ama işledi. Bir tek günah yazarım. Allah'ın sayı zamanlardaki rahmeti böyle. Ama Hz. Ayşe validemizden gelen rivayette az önceki anlattığım gece münasebeti ile gelen rivayette Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Cenab-ı Hak bu nısf-ı şabanda sahil zamanlarda bir on e yazdığı amelin sevabını 20.000 bin olarak yazar. Sadakalarını sahil zamanlarda bu gecede 20.000 bin kuruşuna Yirmi bin sevap olarak. Öyleyse bu gecede çok tövbe istiğfar ederseniz işte yirmi bin kat fazla kabul edilecek. Sadakalarınız öyle kabul edilecek. Hele tövbe istiğfarların kabul edilmesi için güçlü bir sadaka verilmeli. Arkasından tövbe istiğfar edilmeli. Hele bu gecede tövbe istiğfarla beraatlarımız talep edilmeli. Herhalde muavenet de var. Yani gerçekten muhtaç insanlar da var. Ve böylece sevapların 20 bin olduğu, bire 20 bin arttığı bir gecede sevaplarımızı artırmaya çalışacak. Ve inşallah kadri kıymeti içerisinde değerlendirmeye çalışacağız. Sizleri yordum mu bilemiyorum ama aslında fakir yoruldu. Kısaca şu hususa da temas etmek istiyorum ki bu gecede bütün insanlar bağışlanacak mı? Bütün müminler bağışlanacak mı? İşte bu mevzuda bazı istisnalardan bahsedilir. Bu istisnalardan bahseden de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. İbn-i Mace'nin ikamesinde rivayet ettiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Şaban'ın 15. gecesinde Allah rahmetiyle bütün insanları, bütün varlıkları ve kainatı kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnız müşriklere mağfiret etmez. Müşrik kafirlere merhamet etmez, mağfiret etmez. Bunlar dışında kalıyor. İkinci bir şey müşahin diye geçer hadislerde. Yani kalbi başkalarına karşı kinle, nefretle dop dolu olanları da Allah bağışlamaz. Öyleyse başkasına karşı ister mümin kardeşinize karşı isterse alemi İslam'daki müminlere karşı bağışlayın köpek bizi havlayınca havlayarak mukabele etmeyiz. Onun seviyesine inmeyiz. Samimiyetle kim ehli imansa münafıklar da var. Ama samimiyetle kim ehli imansa Ya Rabbi onlara karşı içimizde kin bırakma. Nefret tohumlarını içimize saçma. Ve bizi gıllı gıştan ari eyle ey Allah'ım diyerek dua dua yalvarmalıyız. Evet kalbi kinle, nefretle, öfke ile dopdolu olanlar da bu gecenin mağfiretinden istifade edemeyecek kimselerdir. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine ettergif ve terhipte anlatılan başka bir rivayette kahinler bu geceden istifade edemez, sihirbazlar bu geceden istifade edemez, içkiye çok düşkün olanlar, bu gecede bile içenler Allah'ın bu rahmetinden, mağfiretinden istifade edemez dedikten sonra bizler için de çok önemli olan bir hususa dikkat çekiyor. Anne ve babasını incitenler. Annesine, babasına isyan edenler demiyor. Baş kaldıranlar demiyor. Inciten. Çok küçük bir bakışıyla incitmiş. Sözüne söz kondurmuş, inciltmiş. Öf demiş, inciltmiş. Saygı göstermemiş, incitmiş. Onun gayretini tahrik etmiş, incitmiş. Biz de bunları psikolojik olarak da hissedebiliriz. Eğer anne ve babasını incitirse bir insan onlarla helallaşmalı. Bu gece muhakkak ki helallaşmalı vefat etmişse onlar için de duayı mağfirette istiğfarda bulunmalı. Onlara da hediyeler göndermeli. Ve işte Allah bütün bunların dışındaki kullarını Allah'a teveccüh eden kullarını bağışlayacağını ifade ediyor ki İbn-i Mace'de Tirmizi'de bununla alakalı pek çok hadis-i şerifler de var. Ama sözü uzun etmemek için kısa kesiyorum. Üstad Bediüzzaman Hazretleri şu ağlarda şöyle bir ifade kullanmış. Bu Nısf-ı Şaban'da Berat gecesinde elden geldiği kadar Kur'an okumalı, istiğfarda bulunmalı ve bir cümle daha salavatla meşgul olmalıdır. Çünkü şefaatimizin vesilesi Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun için bol salatü selam ile bu gecemizi de değerlendirmek lazım geldiğini Üstad Hazretleri ifade etmiş. Herhalde Ceffel Kalem bunu söyleyemez, söylememiştir. Cenab-ı Hak şu anlatılanlar çerçevesinde meselenin künhüne vakıf olarak tekrar edeyim azametine uygun rahmet çapına muvafık olabilecek bir şekilde gecemizi artık bundan sonra Ramazan-ı Şerif'e kadar gecelerimizi ve Kadir gecesine Ramazan bayramına kadar bütün gecelerimizi en azam mertebede değerlendirmeye muvaffak eylesin. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Berat gecesinde secdeye kapandığında şöyle dua ederdi. Allah'ım azabından affına sığınıyorum. Allah'ım gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine sana sığınıyorum. Ey Allah'ım sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen kendini nasıl sena ediyorsan işte ben de seni öyle sena ediyorum ey Allah'ım diyerek dua dua yalvarırdı. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bu gecede yaptığı dualar içerisinde bazı cümleleri de şöyle Allah'ım şayet ismimi Saidler defterine yazdır, yazdıysan orada sabit kıl. Ey Allah'ım eğer ismimi saidler yani bahtiyarlar, cennetlikler, mesutlar defterine bu gece yazdıysan orada sabit kadem kıl Allah'ım. Ya Rab eğer ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil Allah'ım. Çünkü sen buyuruyorsun ki Allah istediğini sabit kılar, istediğini de imha eder. Ra suresinde gelen 39. ayet Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit kılar. Ey Allah'ım senin icraat-ı böyledir. İsmimi Saidler defterine yaz Allah'ım. Çocuklarımı Saidler defterine yaz Allah'ım. Annemi, babamı, kardeşlerimi saitler defterine yaz Allah'ım. Yazdı isen sabit eyle Allah'ım. Eğer şakiler defterine yazdı isen oradan sil Allah'ım diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün bunları da bizlere de aktarmış. Biz de öyle yapalım diye. Evet iniş ve çıkışlarıyla bu mübarek gece ile alakalı takriben bir saat Hatta bir saatten biraz daha geçti. Bu önemli hususu Ali heyetinize huzurlarınıza getirmiş oldum. Evet böylece Ali heyetinize teşekkürlerimi sunuyor. Gecenizin bereketli geleceğinizin rahmetlerle dopdolu olmasını niyaz ediyorum.